geçiniyorum diyorsan asla. 85 milyon insanın vebali seni boynuna olsun. S-400'leri de kurmadık, fabrikalarda çürüyor. Ya nereye kurdun amca ya? Allah Allah ya. Götüme mi kurdunuz abi? Nereye kurdunuz ya? Ulan geçinemiyorum işte. Geçinemiyorum işte. Sana şükret diyen insan Mercedes'e biniyor. Sen niye biniyorsun? Erzincan'da, Erzurum'da çiftçi ödeyemedi diye 300'üne el koyuyor. Ama Ziraat Bankası bu. Ziraat. Ne hayır ya? Sen Caykalısın. Allah aşkına. Bali olmayı bir şey anlamıyoruz. Çok zor olmuş, çok. Kaç tane çocuk var bakamıyoruz. Bir kişi çalışıyordu, 10 kişiye bakıyordu. Şimdi bir kişi çalışıyor, bir kişiye bakamıyoruz. 10 kişiye bakamıyorsun. 10 kişiye bakamıyor bir kişi çalışsa. Valla fazla vaziyet çok bali, her şey bali. Bir karnaval 10 milyon olmuş, 15 milyon olmuş. Biz üretim memleketiyiz, bizim her tarafımız, taşımız, toprağımız altın. Niye bizde tarımda sıkıntı? Valla tarımda biz yaşlıyorduk, daha yapamıyoruz. Yarın bir seçim olsa kime oy verirsin? Valla ben onu yani şey temin etmiyorum. Yine Tayyip Erdoğan iyidir. Evet, AK Parti çok iyidir. Namazlı, niyazlı, çok iyi bir insan. Biz her zaman da ona veriyoruz. Biz AK Parti tarafındayız. Peki sence ekonomiyi nasıl yönetiyor? Valla iyi yönetiyor. Bu yolları yaptı, bu şeyleri hepsi yaptı. İnsanlar önceki durumları bilmiyor. Bir. Sen zenginsin galiba. Sende 250 milyon var mı ya zeytinyağı almak için? Onu kim etti öyle? Kim? Tayyip mi yaptı onu? Kim yaptı? 19 sene. 19 senedir bu parti. Polisi olmuş 50-55 lira. Kim ettiğini? Davulun yurtundan çıkan yurtta 50-55 liraya ne yapacağız? İlçelerin oyunudur bu. Diş ilçelerin oyunudur. Vallahi diş ilçelerin oyunudur. Sen zenginsin galiba. Ver biraz da bir zeytinyağı alalım ya. Böyle akşama kadar gelirsen tabii bir şey olmaz. Ben bugün çalışıyorum ben. Gençler it gibi geziyorlar sokakta. Kim? Diyor. Bakmıyorlar. Çalışmıyorlar. Allah Allah. İş var mıymış? Nasıl iş yok mu? Ne demek ya? Nasıl iş varmış diyorsun? Yok. Aç geziyor çocuklar. Ne iş yapacak? Ya şurada 2 sene okumuş. Ne iş yapacak? Türkiye'de açlık yoktur arkadaş. Onu diyene yalan demiş. Yalan demiş. Adam kağıt toplayan adamdan vergi istiyor. Bu gençler çalışıp ne vergisi verecek? Bana bak. Siz herhalde kağıt toplayandan vergi alıyorlar ya. Herhalde eskilerini bilmiyoruz eskilerini. Siz herhalde eskilerini unuttunuz siz. Ha. Biz tankerle su taşıdığımızı da biliyoruz değil mi? Sen bakma bize. Biz şimdi şuraya bakıyorsun. Arabanın arkasında yazıyor. Babam sağ olsun. Çünkü kendi almamış yani kıymetini bilmiyor. Anlat gençler bilsinler. Eskiden bir adam 5 kişilik aile bakıyor. Benim babam da. Biz 4 kardeştik. Bir de annem 5. Tamam. Babayla 6'ydık. Bir babam çalışıp bize bakıyordu. Tamam. Ben şimdi ne bileyim karı koca çalışıyor. Bakamıyor mu? Bakın nasıl kesinemiyorsun? Nasıl kesinemiyorsun? Nasıl kira? Kaç para? Bir dakika. 19 senedir bu adam kitarda dur. Böyle bir pahalılık olmuş mudur? Şimdi kaç lira oldu? 2800. Ben 2000 lira kira veriyorum. Şimdi kaç lira asgari ücret oldu? Elini almadık ya. Almadın dayı. 4250 oldu. Daha almadın kira alacaksın işte şimdi. Bak sana ne söyleyeyim kira. Ben 2800 asgari ücret değil mi? 2000 lira kira. 800 kaldı. Faturalar, doğalgaz, elektrik. Ne yiyip ne içeceksin? Sen şimdi diyorsun ben 2 kişi çalışıyorum. 2 kişi 10 milyar para alırsın sen. Solen marka 120 lira. Solen ne? Arabaya koyuyorsun onu ya. Evde yatarsan, bak hemşerim evde yatarsan bu iş olmaz. Anladın mı? Şükrümüzü. Şükredin. Yani şu partiye şükredin. 19. Bu hoca, müsaade mi? Bu hükümet 19 senedir iktidardadır. Böyle bir pahalılık olmuş mudur? Bundan ne yaptı işte? Bundan ne yaptı işte? Olmuş mu dedi? Olmuştur. Ne işleyeceksin? Ya olmuş mu böyle bir pahalılık olmuş mu? Ya sana şükret diyen adam altında Mercedes'e geziyor. Sen burada yayan yürüyorsun. Sen şükredeceksin. İşleyen demir. Hemşerim. İşleyen demir pas tutmaz. Sen burada şükredeceksin. Niye? İşleyen demir pas tutmaz. Çalışan adam illaçı karşılığını alır. Ne için yaşadığını bilmiyorlar. Bu insanlar ne için yaşadığını bildikleri zaman isyan ederler. Ama bunlar bilmiyor. Değil mi? Ama ben de söyleyeyim ki sana şükret diyen insan Mercedes'e biniyor. Sen niye biniyorsun? Ya talihli aldı. Şimdi en ucuz 97. Neyin var senin? 97 model araba en az 50 milyon. Neyin var abi? Söyler misin? Çalıştın ya. Arabası yoktu. Kim az kaldı? Kimin var? Kim az kaldı? Kim? Sor. Saylasın bir kişi. Herkes arkadaş. Ben az kaldım. Kim demiş onu? Bak 2 gün önce bir yasa çıkardı değil mi? Evet çıkardı.
Ne diyor? Banka menfaatlarıyla dolar faizi aradaki biz ödeyeceğiz. Ya devlet misin? Bir dakika. Hayır, benim senin haberin yok. Senin öyle bir şey yok. Senin haberin yok. Senin gibi sizin gibi zihniyetlerin haberi yoktur. He? Adam son çıkardı, bu dolar niye düştü? Bu dolar niye düştü? Kim ettiğini? Ya bu doları kim yukarı çıkardı? Kim düşürdü onu? Ha? Siz Karacahil konuşuyorsunuz. Bak Karacahil. Hayır, düşürdü onu. Bu kime düşürmedi mi? Ben evet. Bir reisimiz düşürdü onu işte. Ya hemşerim, bana bak. Dolar kuyruğuna giriyordu. Hayır, ben boş konuşmuyorum. Hayır, ben boş konuşmuyorum hemşerim. Ben boş konuşmuyorum. Sen şimdi paranı alıyorsun. Bir maynaramat yazını. Yatak altındaki paranı alıyorsun. Gidiyorsun dolar almaya. Evet. Direktman ciddiyorsun dolar alma. Kaç liradan dolar aldın? Evet. Diyelim. Yatağın altında senin bu kadar paran var. Evet. Kaç paradan dolar aldın? 5 liradan aldım. 5 liradan. Bilmiyorum ben. Alanlar ben boy benim dolarım yok. Abi. Ben 5 liradan aldım. Şimdi dolar kaç liraydı? Şimdi dolar 18'di. He 18'di. Kaça düştü? Bak, 13 liraya düştü. Mevduat hesabında Türk lirası olanlar. Mevduat hesabında Türk lirası olanlar. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bakın beyler, şimdi dolar 18 liraya çıktı. Evet. Şimdi 12 lira düştü. Dolar düştü. Dolar düşmedi. 3 ay önce dolar 7 liraydı. 12 liraya kim çıkardı? Neden 12 lira şimdi bu? Ya bu ne hücumadı? Neden? Ben bunu söylüyorum. Bunun cevabını bulsunlar. Avrupa çıkardı abi, Avrupa. 7'den 18'e çıkar. 18'den sonra da 12'ye düşürdüm de. Olmaz bu, olmaz. Müsaade etmiyorsunuz ki. Bedava konuşmayacaksın. Biz, ben hemşerim bedava konuşmuyorum ben. Bedava konuşmuyor. Ben size bir şey söyleyeyim, bak. Dinle beni dinle. Sağdan burcu, içten burcular, ortadan burcular, beriden burcular düşüremediler. Şimdi ekonomiden düşürmeye uğraşıyorlar. Bu eserler... Evvel Allah bir şey olmayacak, yıkamız akları. Bunun eserlerinizde haberi var. Kim böyle bir eser yaptı? Türkiye'de kim böyle bir eser yaptı ya? Bu kadar eserleri görmüyor musun abi? Denizin altına giriyorsun. Şimdi, denizin altına giriyorsun. Oydu. 100 sene önceki durumlar. Ne? Nasıl yapacağız? Gidemezdin. Ya bundan nasıl alıyorsunuz ya? Nasıl alıyorsunuz? Şeker fabrikasını sattı, şimdi şeker alamıyorsun ya. Şimdi sattı. Hayır, satmaz önemli. Satmaz. Şeker var ya. Yap işler. Yediğimiz bakliyatın tamamını nereden geliyor bir düşünsenize. Nereden geliyor? Yurt dışından. Tabii. Niçin? Ya bu bizim... Samanı bile yurt dışından ithal ediyorsun, hayvanlarını beslemek. Bir dakika. Sen öyle diyorsun. Bana bak. Bak konuşuyorsun. Öyle yurt dışından. Türkiye'de her şey var. Kim ne yapıyor? Türkiye'de olmayan bir şey yok. Her şey Türkiye'de var. Var doğru. Abi, var ama onu onda sana var. Senin falan var. Her şey var. 10 tane yağ alıyorsun, hepsini alıyorsun. Bana yağ kalmıyor. Ondan sonra yağ zam geldi. Kim götürdü onu ya? Reis mi götürdü onu? Bir devletimiz mi götürdü onu? Hayır. Hayır. Onlardan izinsiz hepsi. Hepsi. Bir dakika beni dinle. Reis başbakan oldu. Çıktı televizyona, yüzüğünü çıkardı. Benim servetim bu dedi. Tamam mı? Şimdi serveti ne? Servet. Ya şimdi ulan biz bir tane söz bak arkadaş. Kim olmadı? Hemşerim kim ona tabi ediyor? Kim o? Biz bir tane çocuğu hifzedemiyoruz. Anladın mı? Hayır. Adam zenginin 80 milyon kişiyi hifzi ediyor. 80 milyon kişiyi yani bakın bir çocuğa sahip olamıyoruz. Çalışanlar bile zengin olmuyor. Çalışanlar bile zengin olmuyor. Ben 40 senedir çalışıyorum. Niye olmuyor? Ben de 40 senedir çalışıyorum hemşerim. Oldur neyin var? Şeyim var. Yalan konuşuyorsun. Ya konuşma ya. Yalan konuşuyorsun. Sen yalan. Resmen yalan konuşuyorsun. Her şeyim var. Allah'ın yalan konuşuyorsun. Neyin var? Tabii evde 40 senedir sen. Ulan 40 senedir çalışıyorum. Yatma aşağı hemşerim. Evde yatma. Kalkacaksın. Ben sabahın cininle kalkıyordum. Nereden biliyorsun? Saat 4'te ben kalkıyordum. Gidiyordum şeye. İşe gidiyordum. Beni hanım bile kaldırmıyordu hemşerim. Sen bana bak diye bir şey yok. Ben 18 senedir emekliyim, gene çalışıyorum. Lan geçinemiyorum işte. Geçirsem evimde otururum. Ya yalan konuşuyorsunuz siz. Siz kişiliğinizi satmışız zannedersiniz. Yalan konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. Ben abana bak ya. 1200 derecenin karşısında çalıştım.
Sen benim kadar çalıştın mı? Ben nasıl geçiremiyorum işte. Aç kaldım tabii. Aç kaldım. Öyle yok. Ne şükürü? Şükür de ediyorum. Sen şükür ettin de ne oldu? Yalan konuşur. Şükürle insan karnını doyurmuyor. Bir dakika hemşerim. Kimsenin şükrüyle. Bakınız. La git. Bana bak. Onu bulamıyordun. Senin bütçede ne yoktu? Ben üstelik de hep şey diyorsunuz ya. Arkadaşım bak üstelik de engelliyim. Üstelik de engelliyim. 18 senedir de emekli olduktan sonra da çalışıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyorum, geçinemiyorum. Nasıl geçinemiyorum işte ya. Nasıl geçinemiyorum? Ulan geçinemiyorum işte. Geçinemiyorum işte. Tuzunuz kuruyor. Ulan dimşim yüz var sizde, yalanını söylüyorum. Geçinemiyorum. Para ödeyip de tramvaya biniyor. Bak burada bedava biniyorsun. Allah'ım. Evet. Bak bedava biniyorum. Bak aha. Bak buraya. Bak ücretsiz yazıyor. Gördün mü? Allah'ına şükret. Nasıl yani? Ha, aha bak ücretsiz yazıyor. Ya niye yazık oluyor? Ben 70 yaşındayım. Teyze niye ücretsiz? Yani ücretsiz. Bakınız. Hain ve nankörlerin nanköre Allah cezasını verir. Bak bedava biniyor. Bu insanların hakkını yiyip de geçiniyorum diyorsan asla. 85 milyon insanın vebali seni boynuna olsun. Ücretsiz biniyorum bak. Olsun. Almanya'da millet parası. Bu kadar sizin. Siz gerçekleri saklıyorsunuz. Allah cezasını verir. Nankörün Allah cezasını verir. Nankörsen bin kere versin ama yalan söylüyorsan. Ya bir dakika ya. Bir dakika sakinim ben. Sakinim. Ben 85 milyon insanın hakkını yemeyerek doğruları söylüyorum. Doğruları söylüyorum. Ben kimsenin satılmışı değilim. Kim? Eğer Müslümansan bu insanların, geçinmeyen insanların hakkını soracaksın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Öğrencidir, geçinemiyor. Geleceğimdir. Geçinemiyor işte. Ben daha bugün adliyeden çıktım. Bu ülkede daha öğrenciye bir istihdam sağlanmıyor. Daha bu ülkede öğrenciye bir şey sunulmuyor. İleriye ülkeyi kim götürecek? Öğrenci götürecek. Zala diyorsunuz ki burada Recep Tayyip Erdoğan onu yaptı. Dayıcım ülkeyi sattı. Kanal yaptı, senden aldı parasını. Kime satmadı? Kanal yaptı, senden aldı parasını. Kime sattı? Her yeri sattınız ya. Devlet medalidir. Allah Allah. Böyle sağa sola şirketlere vermezsem. Kime satmadı? Bu Türkçe'de bu. Lan Türkçe'de kime satmadı ne ya? Ne Türkçe'de ne yok? Bak az önce amcanın dedi ki sen dedi buradan arabayı alabiliyor musun? Amerika'dan F-35M. 1900'ün alabildin mi abicim? Yüzüme bak, yüzüme. Ya niye peşin para veriyorsun o zaman? Sen konuştuğun sen anlatıyorsun lan. Niye vermedin? Kaç para verdin? Kaç para? Senden çıktı, benden çıktı değil mi? Size lazım. Bak şu an evini alabilecek ya bulamıyorsun. Bak evini alabilecek ya bulamıyorsun. Niye vermedi abi? Dış politikada güçlü olmadığın için vermedi. Dersleri vermedi. Ondan sonra döndü Rusya'ya. Putin'e dedi ki böyle durum. S-400 aldı. Şimdi yazın yok. S-400'leri vereceğim ya. Ya niç? S-400'leri de kurmadık. Fabrikalarda çürüyor. Ya nereye kurdun amca ya? Allah Allah ya. Sen onları görmüyorsun. Hemşerim bu adam da... Allah Allah. Götüme mi kurdunuz abi? Nereye kurdunuz ya? Nerede abi? Siz var ya çok cahil kalmışsınız. Allah aşkına S-400'ler nerede? Cumhurbaşkanı, sizin Cumhurbaşkanı sizin gözünü kör etmiş. Gerçekten gözünüzü kör etmiş. Kimi götüreceksin o zaman? Kimi götüreceksin? Abiciğim bu adam bir şey sorabilir miyim? De ki bana. Bir şey sorabilir miyim? Bu ülkede de bana yararlı bir şey yaptı. Ne yaptı? Daha bak ben bugün adliyeden çıktım ya, ben öğrenci adamım. Ben bugün adliyeden çıktım ya. Ne oldu? Benim hesaplarıma bloke koydu. Hadi buyur. Bak ben diyorum ki benim Devlet Bankası benim hesaplarıma bloke koydu. Ben daha bugün adliyeden çıktım. Ben öğrenci adamım. Ben nesin bile? Ya bu ya ödeyemediği için koydu. Neye koyacak? Ya bana param veriyor bu adam. Ya ödeyemedin de niye aldın? Bana bak. Bu adam bana param veriyor, paramı. Bak ben 6 yıldır çalışıyorum, ben 20 yaşında adamım ya. Ben 14 yaşında çalışıyorum. Aynı Ziraat Bankası Demirören'e 800 milyon lira para veriyor. Çocuğu almıyor, siliyor 800 milyon dolarını. İki tane çocuğu hüfzedemiyoruz.
Anladım. Demirören'e Ziraat Bankası'nın verdiği 800 milyon dolar istiyor. Ama gidiyor Erzincan'da, Erzurum'da çiftçi ödeyemedi diye öküzüne el koyuyor. Ama Ziraat Bankası bu. Ziraat. Ne hayır ya? Sen cahikalısın. Allah aşkına ya, Emre yürü ya. Siz devam edin böyle konuşma. Siz devam edin böyle konuşma. Bu adamdan ağlayan insan var ya, vallahi bu Türkiye'de var ya, hiç durmasın abi. Bu insanlardan ağlayan insan, bu devletten, bu hükümetten ağlayan insan burada durmasın abi. Fırsat olsa zaten anladım, bırakıp gideceğiz. Ya gitmeye gidiyor. Ya zaten bizi o kadar düşürdüler ki bak. Bırak, o kadar düşürdüler gideceksin. Almıyorlar bile. Almıyorlar. Değil bugün. 8 yıldır deniyorum bak. Değilsin hemşerim. Sen benden düşkün değilsin. Tamam mı? Bak ne? benim kartımı da veriyor, her şeyimi veriyor. Ha Tayyip Erdoğan. Tamam, ha çok güzel. O zaman bir makarna, bir kömüre tamam biz yaşadık. Tamam, biz yaşadık. Niye gitmiyorsun? 27 yaşındayım. Bak 20. Niye gitmiyorsun? O kadar. Niye gitmiyorsun? Almıyorlar, almıyor. Alsalar bir dakika kalmam. Şimdi sen ne iş yapıyorsun? Ben kalıpçıyım, inşaatçıyım, fabrikada çalışıyorum, öğrenciyim. Devam et. Hiç bir tane uç geçit gördün mü? Mesela CHP AK Parti değil. Mesela CHP AK Parti değil. Şu an kimde? Götür bu. Kimi götüreceksin? Nereye götüreceğiz? Başka kimi götüreceksin? Onu da bana. Çalmayanı. Ki ben deneyeceğim. CHP'yi de deneyeceğim. Ben şimdiden MHP'yi de deneyeceğim. Geledik hepimiz kardeşim. Hepimiz öyle. Bak sen o CHP'yi de abi. Duyun abi, Türkiye'nin Kılıçdaroğlu şeydi burada. Başa gelmedi ki. Gelemez ki. Abi gelemez ki başa. Nasıl gelsin ki? Ya doğru. Tamam. Ben de doğruyum. Kılıçdaroğlu şeyken burada. Ben de Trabzonluyum. Bırak şu Kılıçdaroğlu. CHP'yi denedik dedin ya. Ne zaman başa? Denemedik abi, denemedik. Belli zaten. Abi sen çocuğa denedik. Ya kardeşim ya, belediyeleri aldı ya. Almadı mı belediyeleri? Bütün belediyeleri. Anladın mı? He, bütün belediyeleri aldı da ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu? Ben belediye. İnsanın fikri neyse zikri de odur. Bir dakika, kim aldı belediyeyi? Belediyeyi aldı şey. 25 taneyi alınca papağan gibi el kaldırıyor. Onlara ne diyor? Her yerin belediyesini de aldı. Tamam mı? Ha. Demek onları var. Kim bağladı onları? Kim bağladı? Yok yok, nerede bağlamış? Nerede? Kim bağladı? Ya? Kalkıp da onu savunmayın ya. Ya hayat pahalı. Ha, kalkıp da savunma. Ben ekmek kuyruğundan geliyorum. Niye geliyorsun ekmek kuyruğundan? Nerede? Ekmek almak için. Neden? Nerede ucuz ekmek alıyorsun? Ekmek çok ucuz. Ha şimdi var ya, ekmek 10 lira olsa da bir şey yok. Hemşehrim. Ha şimdi 10 lira da olsa ekmek ağzını fark etmiyor. Ver bir mikrofon abi. 10 lira olsun. Gene ucuz ekmek. Abi. Bak bizde tek çalışan vardı abi, baban. Sonra benim kardeşim doğdu. Ülke o kadar pahalı ki artık geçinemiyorduk. Ben ülke pahalı olduğu için çalışmaya mecbur kaldım abi. Okulu bıraktım, çalışmaya başladım. Bir yoğurt olmuş abi 30 lira. Sonra bir süt olmuş 15 lira. Geçim. Aslanım, devlet mi yaptı? Abi ya? Dur abi. Ya anlatayım. Başımızdakiler var Allah aşkına. Kim abi, yapacak bunu ya? Abi. Ekonomi dolar. Geçtir abi, önünü açalım. Abi ekonomi dolar. Bir günde 4-5 lira artı iniyor abi, böyle ekonomi olur ya. Hiç de öyle bir şeye benzemiyorsun, bırak bu yapma. Ya sen abi kılıf. Abi ben de çalışıyorum. Kaç işte çalışıyorsun? 10 işte, 10 tane işte çalışıyordum. Ayda 10 işte çalışıyordum. Olmaz öyle, olmaz. Şimdi yanıma gel. Bak. Kamera orada mı? Şimdi bak. Ülkedeki ekonomi belki çok iyi olmayabilir. Biz eskiden 2012-2013 bu yıllarda iyi ekonomiler de gördük. Kimin zamanında oldu? Yine bu adamın zamanında oldu. 2001'de de krizi gördük. Sıkıntılı zamanlardan geçtik. Yani bu adamın zamanında çok iyi zamanlar da gördük. Şimdi kötü zamanlardan geçiyor olabiliriz. Dolar 17-18 olunca çok şey yapıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. 2-3 gündür dolar çöküntüde. Bir de milleti dolar çökerken görmek isterim. Bir ay öncesine göre. Dolar 12 lira çöküntü mü yani? En azından iyiye gidiş var. İyiye gidiş 12 lira mı? Yani iyiye gidiş 12 lira mı? Yok yok. Bak değişen bir şey yok.
Bak dolar 12 alıyor düştü. O alkış o zaman. Alkış. Adam şey yok. Kimden kaynaklanıyor biliyor musun? Dolar kimden kaynaklanıyor biliyor musun? Doları şu an dolar nasıl düştü biliyor musun? Nasıl düştü? Nasıl düştü? Sen biliyorsan söyle, sen kendin söyle. Sakin ol abi. Dövecekmiş gibi. Yok niye dövecek? Bak mevduat hesabının garantisi verdi biliyor musun? Tamam, evet. Dedi ki ben cebimden vereceğim dedi devlet. Evet. Dedi ki ben cebimden vereceğim. Peki tamam. Nereden verecek bu para? Nasıl nereden? Hazineden verilir. Adam kar edemezse faizinden abicim sen para şimdi kalırsa, sen şimdi beni boşluğa sokmaya cebimden çalışma. Bak ben savunmuyorum. Ama ben şunu diyorum. Ülke sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Buna hemfikiriz. Ha, aynı yaptılar. Bütün şey geçiyor. Aynı yaptılar. Ülke sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Birlik olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Hep birlikte bu işlerden geçmemiz lazım yani. Bir olursak bizi şey yapmaya çalışıyorlar. Bak ben 15 yaşımdan beri ben Van'da çalışan bir Kürt. Ben bir Kürt'üm, tamam mı? Ben 15 yaşımda bir dakika. Ben 15 yaşımda ben burada çıkıp İstanbul'a çalışmaya geldim, tamam mı? Ama o zamanki şartlar çok iyiydi. 19 senedir Türkiye gerçekten çok iyi bir yerde. İnsanlar çok, yani herkesin cebi dolu, herkesin arabası var, tamam. Çocuklarına ya bir sene sabredeceksiniz, dünya hükmedeceksiniz, bir sene. Siz bir senin var mı araba? Siz bir sene var. Arabam da var. Her şeyim de var abi. Bak ben burada yükü sırtlıyorum gidiyorum yani. Siz sabredeceksiniz. Siz yokluğa hayır demiyorsunuz. Şimdiki nesil ne olacak? Şimdiki nesil yokla. Sen bir sene sabret bakayım ne olacak? 15 Temmuz'dan sonra ne olduysa sen bir sene sabredeceksin ne olacak? 19 senedir varlık içindesin. 19 senedir varlık içindesin. De ki bana 15 şeyden 2023'te şu olacaktı. 2023'te biz cahiller de öğrenelim. Abi, Siyan var, her şeyin var, araban var, araba üretimi yapılıyor, fabrikan kuruluyor, gençler eskiden olmayan, bak CHP zamanında olan hiçbir şey şu an yok. Yani bunu bir düşünün ya. Ne zamandır yok abi. Anlamadım. Müsaadenle namaz kılmaya gidelim ibadet. Ben genç bir insanım. Ben daha öncesini de görmedim 2002'den önceyi ama anlatılanlar var. Gördüklerimiz yani izlediklerimiz var. Hastane kurdukları şeyler. Bunların bu devirde bu seviyeye gelmesi bence çok iyi bir şey. Ama peki, randevu alabiliyor muyuz? Randevu alıyorsun. Ben de arar mısın şimdi randevu almak için? Evet. Ben sana diyeyim nasıl randevu alacağını. Ben 182'yi arıyorum. Bak dinle. Hastanede kimse şey etmiyor. Dayı bak dinle ben anlatıyorum. Abartıyorlar. Randevu alamıyoruz. Ben alamıyorum. Yoğunluk olur. 182'yi arıyorum. Diyor ki bana pazar günü saat 4'te buradan bilmeyenler için de konuşayım. Pazar günleri saat 4'te randevu yenileniyor. Yoğunluk oluyor. 85 milyon ülke. Tabii ki yoğunluk oluyor. Randevular bitebiliyor. Takip edeceksin. Salı günü rahatsızlandın. Pazar günü bekleyeceksin. Tamam. Pazar günü arayacaksın. 10 gün sonra randevu verecek. Rahatsızlandıysan acile git. Acile git abi. Abi dişe git. Acile git. Dişe gittiğin zaman acilde bakmazlar. Dişin acil olduğu zaman gidip de acile, benim dişim yok, öyle bir şey yok. Diş hastanelerinin acil olduğundan haberin yok mu? Sen de hastane diyorsun. Bütün dünyadaki millet geliyor Türkiye'de hasta şeyini. Dünyanın en sağlıklı hasta acil olarak Türkiye'dedir. Dünyanın en acil servisi Türkiye'dedir. Dünyanın en çok sağlıkta ileriye giden Türkiye'dir. Sen ne diyorsun ya? Bak ben Siirt'teydim bana bak. Eskiden başımız ağrıyordu, bizi Diyarbakır'a sevk ediyorlardı. Şimdi bizim Siirt sağlık merkezi oldu.